kafi görüyorlar. Görüşmelerine takılıp kaldığı için bizim böyle bir şeye hazır olmadığımızı. Bu görüşmelerin olumlu veya olumsuz 15. gün sonunda bitirilmesi gereğini altını çizerek söyledi. Yani biz geçen hafta başladık bu görüşmelere. 15. gün sonunda bu görüşmeler olumlu veya olumsuz neticelenecektir. Ama bir şey söyleyebilirim. Bu bir işbirliği görüşmesi. Yani bir ittifak değil. Onun altını çizerek söylüyorum. 24 Haziran'dan biz de ders aldık. 24 Haziran'dan çıkan sonuçları doğru değerlendirdik. Bir ittifak değil ama bazı bölgelerle ilgili, bir de altını çiziyorum, bazı bölgelerle ilgili işbirliği konusu şu anda görüşülüyor. Bunların içerisinde genelde büyük şehirler var. Büyük şehirlerin birkaçının dışında, sadece birkaçıyla sınırlı kalır bu. Birkaçının dışında İYİ Parti her yerde kendi adaylarıyla seçime girecek. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. İYİ Parti'nin yerel seçimlerle ilgili herhangi bir partinin desteğine, ittifakına da ihtiyacı yok. 80. Yalova için bulduğumuz aday da öyle olacak. Göreceksiniz. Açıkladığımızda evet İYİ Parti Yalova'yı alabilir diyeceksiniz. Çok az bir süre kaldı. Bunun için de fazla beklemeyeceğiz adayları açıkladığımızda. Benim basın mensuplarının yanında konuşacaklarım bunlar. Soruları varsa tabii ki alabilir. Ben o arada size çok özür dilerim. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Ben yalnız gelmedim. Gelirken partimizin genel idare kurulu üyesi, son dönemde Kızılay'ın genel başkanı Sayın Ahmet Akar ağabeyimle beraber geldi. Ama basın karşısında birden mesaj vereceğiz diye tanıtmayı unuttum. Özür diliyorum. Ahmet Akar Bey genel idare kurulu üyemiz, Sayın Genel Başkanımız da çok iyi bir geçmişten gelen dostu olan bir büyüğüm. Bugün buradaki görüşmeleri bitirdikten sonra raporlarımızı hazırlayıp genel merkezimizi bize iletiyoruz.